Bu dersimizde sekstant ile ölçülen yüksekliğe yapılacak düzeltmeleri işleyeceğiz. İlk olarak alet hatasından başlayacağız. Bir önceki dersimizde bunu işlemiştik. Alet hatası index correction ile bulunuyordu. Index correction bu şekilde gösteriliyordu. Index correction'ı biz instrument error 'ı ile ifade ediyorduk. Ve arkadaşlar I, E diye ifade ettiğimiz index error hatamız ile index correction'ı buluyorduk. Bunu bizim e, sekstantta ölçtüğümüz değere koyduğumuz zaman biz sekstant yüksekliğini bulmuş oluyoruz. Bu kısaltmaya da height of sextant deniyor. Tabii şimdi e, hocam soruda bize nasıl bunlar verilecek? Direkt instrument error ve index error veriliyor. Biz bunun ikisini topladığımız zaman index correction'ı buluyoruz. Şimdi e, peki biz bunu nasıl kullanacağız? Az önce demiş olduğum high of sextant'ın kısaltması hs diye gösteriliyor. Bu hs sextant yüksekliği yani direkt sextant'tan ölçtüğümüz bir yükseklik değerimiz var bizim. Sextant yüksekliği. Bu yükseklik değerini biz index correction'ı e ekliyoruz. Artı veya eksi şeklinde çıkıyor. Artı ise artı, eksi ise eksi şeklinde index correction'ı eklediğimiz zaman biz hsd değerini bulmuş oluruz. İkinci olarak göz yüksekliği hatasını anlatacağım. Bu göz yüksekliği hatasına biz kısaca dip diyoruz. Buraya kısa kısaltmasını da yazalım. Göz yüksekliği hatası neden oluşuyor? Şimdi biz sekstantla ölçüm yaparken geminin en üst noktası olan köprü üstünden ölçüm yapıyoruz. Köprü üstü deniz seviyesinden oldukça yüksek bir yerde olduğundan dolayı bu yükseklik bize bir hata doğuruyor. İşte bu hatayı da biz sekstantın gerçekte hesapladığımız o açısal değere bunu da eklememiz gerekiyor. Peki bunu eklerken nasıl işlemler yapıyoruz ona bakalım. Şimdi bunu eklediğimiz zaman high of apparent dediğimiz bir değere ulaşıyoruz. Bunun kısaltmasına biz HA diyoruz. Bu HA değerini yukarıda bulduğumuz HS değerine dip düzeltmesine eklediğimiz zaman ulaşıyoruz Hays artı eksi dip diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Haşa de yapmış oluyoruz. Üçüncü olarak paralaks düzeltmesine geldik. Bu e, düzeltmeyi anlatırken ayı örnek vererek anlatacağım. ayı düşünürsek ay dünyanın merkezine ve biz gözlemcilere baktığı zaman arada bir açısal değer oluşuyor. İşte biz bu açısal değere biz paralaks açısı diyoruz. Bu paralaks açısı, Ay'ın dünyanın etrafında dönmesi ile sürekli değişmektedir. Bundan dolayı da bir hata ortaya çıkmaktadır. Bu paralaks açısının en büyük etkisi ise ay üzerinde görülüyor. Bunun için aya özel bir düzeltme uyguluyoruz. Böyle bir tablo yaptım arkadaşlar. Bakın burada paralaks düzeltmesi sadece ay için uygulanıyor buradaki düzeltmede. Ayrıca diğer güneş, gezegenler ve yıldızlar içinse Yapılacak bu paralaks düzeltmesine biz esas düzeltme diyoruz. Main correction diyoruz. İşte bu düzeltmeler yapılıyor. Ayrıca işte Mars ve Venüs için ek bir düzeltme. Ve ayın üst kenarından yapılan bir düzeltmede ise eksi 30 dakika ekliyoruz gibi ek düzeltmeler de var. Gök cisimlerini gözlerken, gök cisimlerinin ışınları dünyaya gelirken bazı nedenlerden dolayı kırılmaktadır. Isı ve basınç değerleri nedeniyle... Bu düzeltmeye biz ihtiyaç duyuyoruz. Son olarak kırılma düzeltmesini de işlemiş olduk. Bu kırılma düzeltmesini de işledikten sonra bizim gerçekte bu sekstantla ölçtüğümüz gerçek yüksekliği biz buradan bulmuş oluyoruz. Bu tabloyu sorularımız içinde sürekli kullanacağız arkadaşlar. Ya bunu hocalarınız sizlere tablo halinde sorularda verebilir. ...bazen de vermeyebiliyorlar. Siz bunu kendiniz oluşturuyorsunuz. Gemiye gittiğiniz zaman kesinlikle böyle bir tablo edinip... ...ona göre sekstantla ilgili bu gerçek yüksekliği hesaplamanız gerekmektedir. Bir sonraki dersimizde ise arkadaşlar... ...HŞO değerini örnekler üstünde bulacağız. Bu dersimizde herhangi bir yerde kafanıza takılan soru varsa... ...yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni videolardan haberdar olmak için hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.